Bu aralar borsadan çok emlakla ilgileniyorum arkadaşlar. Yine borsaya bakmak gerekirse eski videolardan borsa balonu şişmeye devam ediyor demişiz. Bakın balon nasıl ne güzel şişiyor. Daha 1,5 ay önce söylemişim. Bakın bugün acı nasıl bir duruma geldi borsa. Ben de şöyle bir bakayım dedim arkadaşlar. Yani bizim böyle alıp sattığımız hisseler vardı geçen sene. Bakın şu hisseye ben işin açıkçası ben değil de eşim girmiş. Yani çok iyi bilanço getirdi dediğimde ben çok iyi, gerçekten çok iyi. Bakın şu E denilen yer bilançonun açıklandığı tarih. O açıklandığı tarih finansalların değişimi bu oluyor. Yani aslında bu değişim bunun tam altında olması gerekirken geriden getiriyor. Bakın çok büyük bir ROA artışı oluyor burada, görüyor musunuz arkadaşlar? 50'lerden 64'lere atlıyor. Yani çok iyi bakın. Satışlar da çok iyi, çok iyi bir bilanço getirdi deyip ben öyle deyince eşim gitmiş bunu buradan almış. Yani bu böyle ya. Buradan almış ya da buradan almış, bilmiyorum, buradan almış. Sonra hisse bir düşüyor aşağı, pat 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 pat, yani bana da söylemiyor. Sonra ne oldu arkadaşlar? Aslında zarara girdik. Bakın kaçlara düştü bu? 70'lere düştü. Artık yani yapacak bir şey yok. Yani kimseye ben gidip al da demedim. Bazen çok iyi bilanço getirir, ertesi gün patlar ise kimseye bir şey de demedik. Çok iyi bilanço getirdiğini söyledik sadece. Nerede söyledik? Aa, şurada söyledik. Neydi bunun kodu? Karton mı? Karton. Karton. Var mı? Evet, burada söyledik galiba. Karton. Bakalım. Tabii ki buraya yazmamış ama çektiğimiz videoların içinde iyi gelen bilançolar demişiktir. Yazıp söylemişiktir. Sonra bir baktık gitmişler bunu almışlar, bizimkiler. Bizim aile almış. Şimdi sonra düştü, zarara girdik. Artık satma dedim. Alım yerleri buralarda arkadaşlar. Yani tekrardan destek aldık galiba. Sonra buralarda, şuralarda bıraktık. Yani kârla bıraktık. Belki burada bıraktık. Şurada bıraktık galiba. Bıraktık. Yani %30, %40 biliyorsunuz bizim hedef var. Oraya gelince 80 ise işte 105'lerde bırakmışızdır. Bugün geldiğimiz nokta arkadaşlar 68. Acı nasıl bir durum? Şimdi bu tarihten, yani geçen yazdan şuraya alıyorum. Bu şeye kadar 10 ay geçti belki. 7 ay, 8, 9 ay geçmiştir. Yani paranın değer kaybettiğine mi acıyorsunuz? İşte hissenin geriye geldiğine mi? Bakın bu tarihler daha 80'li rakamlar, şu an 68'li rakamlara düşmüş. Kötü bir hisse mi? Değil arkadaşlar. İşte yeni gelecek bilançolar bunu etkileyecek. Bakın temettü de vermiş. Ancak yeni bilançoda durumlar nasıl değişecek? İşte bizim baktığımız ROA, bakın geri çekilmeler başladı. ROA'da geri çekilme sert geri çekilmeye neden oluyor. Dikkat edin. Böyle bir acınası duruma geldi borsa. Yani balondu. O balon patladı arkadaşlar. Şu an ederine geldi borsa. Yani ederine geldi mi, geliyor mu? Hemen hemen geldi arkadaşlar. BIST 100 gelmedi. BIST 100 gelmedi. Bazı hisseler geldi. Her hisse de gelmedi. Yani her hisse de gelmedi arkadaşlar. Bakın piyasa defter değeri işte anlattığımız gibi 2-3 olan, mesela bilici yatırım piyasa defter değeri 2-3 olan, yani FK'ları 5-6 olanlar ederinde arkadaşlar. 5'in altında olanlar ederinde. Bakın mesela Kütahya Şeker, Kütahya Şeker 1,5-4-5'in altı, ederi bu. Yani uygun yerler. Daha da düşer mi? Daha da düşebilir arkadaşlar. Yani alım fırsatı verir mi? Verir arkadaşlar. Her şey olabilir. Burası Türkiye, daha da düşebilir. Yani artık uyguna geldi. Artık yavaş yavaş borsaya giriş olabilir. Ancak BIST 100 düşmüyor. BIST 100 düşmüyor. BIST 100 tavanda asılı kaldı. Bu düşmeye başlarsa daha çok düşer mi? Daha çok düşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla olabilir. Her şey olabilir. Bakıyorum. İhlas hevaletlerine bakayım. Bunlar manipülatif hisse arkadaşlar. Bu ihlaslar manipülatif. Yani hani şey oynamazsınız, Bitcoin oynamazsınız, Bitcoin niyetine buraya gelirsiniz. Yani gelinebilir. Yani nasıl olur? Mesela bu hisse %23 ROA'sı var. Bilançosunu açıklasın bakalım ne çıkacak. Daha büyük ROA getirirse, yani varlık karlılığı getirirse
daha büyük satış, daha büyük fark getirirse marza, bu artık alınır. Yani zaten bakın, bu sıkışmaya başladı, bu yataya bağladı. Bundan sonra artık düşmeyecek. Yani bakın, burada bir sert düşüş yaptı. 1.30'ya 1.54. Artık bu yatayda kalır. Bunun düşmesi, şuralara gelmesi çok şey olur artık. Ne olur arkadaşlar? Çok böyle muazzam olur. Yani muazzam artık dip oldu deriz. Borsa ralliye başladığı zaman bu da gider bir noktada. Ancak bunlar spekülatif olduğu için belki borsa rallinin sonlarına gelecek, bu ralliye başlayacak. Belki borsa ralliye başlamadan bu başlayacak. Bilemiyoruz. Bakın, geçen sene ralliye başlamadığı noktada 0.65'miş piyasa defter değeri. Görüyor musunuz? 0.65'miş. 3.2'ymiş. Bugün 0.94, 3.5. Yani düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Yani dolayısıyla birçok hisse artık tabanlarına oturdu. Yani bakın, bu siyah çizgiler diyor ya, işte o siyah çizgiler benim şeyim. Bu hisse de mavi çizginin altına hemen emindi. Siyaha oturduğu zaman bakın, bu da yatayda biter. Yani bizim bu borsaya girişimiz, dikkat edin. Ben borsaya girdiğim zaman rally başlıyor. Yani şu an ben borsadayım ama cüzi bir miktar rally başlıyor. Nasıl rally başlıyor arkadaşlar? Artık bu yataylara geliyor. Şuralarda sıkışıyor. Bakın, yataya gelmiş, sıkışmış. Bu artık yatayda böyle düzleştiği zaman artık bu sıkışta oluyor. Düşe 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 artık düşecek hali kalmamış oluyor. Bir noktada rally başlıyor. Mesela örnek verelim. Bakın, bu Doğaç da öyle. Bakın, yataya gelmeye başladı. Görüyor musunuz, değil mi? Bakın, çok hızlı yukarı değil, çok hızlı aşağı değil. Yatayda sıkışma başlıyor. Trabzon limanı bakalım. Yatayda sıkışma, bak bu da başlıyor. Yani bu daha yeni başlıyor sıkışma. İğnesev aletlerine bakalım. Görüyor musunuz? Bu yataya da sıkışmalar daha yeni yeni başlıyor. Yani artık borsa kıvama geliyor. Hani yemek yaparsınız ya, o kıvama gelmeye başlar. Biz şu an oraya gidiyoruz borsada. Ha, daha da düşebilir mi? Olur da bir sert düşüş, bir daha aşağıda dengelenir mi? Dengelenebilir. Artık bu %15, %20 daha at. Mesela şuradan diyelim düştü. %15-20 gibi böyle bir aşağıya gelip şuralarda da dengelenmeye gittikten sonra arkadaşım, şuralarda, ondan sonra bir daha gelmez aşağı. Anladık mı olayı? Olay bu kadar basit yani. Bakın, şu mavi noktalı çizgi var ya, en kötü ihtimal burada. İşte orada kumar oynarsın. Dersin ki ya buraya gelecek ya gelmeyecek. Yani %15, %20 zarar yaptırabilir buradan alırsan. Yani ihtimal buraya geldi, buradan topladın diyelim. O zaman komple kardasın. Yani rally başladığında komple gidecek demek. Yani bu çok önemli. Mesela ismine bakalım. Şimdi niye rally başlayamaz? Şeyler az arkadaşlar. Bakın, bu da yavaş yavaş yataya geliyor. Yavaş yavaş yataya. Borsada hacimler az. GSD HŞO'ya bakın, hacim az. Yani alım satım BIST 100'de çok az. Bakın, bu da yataya girmiş. Artık hemen hemen hepsi yataya giriyor. Bu böyledir, bir şeydir. Bu mesela bizim yatırım yaptığımız SNGYO'ya bakalım. Yatayda boru oluşturuyor mu? Bakın, şu an bu da yataya yavaş yavaş bağlıyor. Bakın, görüyor musunuz? Daralma. Yatay demek, yatayda şu iki çizginin yataya gelmesi ve daralması demek. Bu yavaş yavaş artık şey olmaya başlıyor arkadaşlar. Yani orada kendini yer edinmeye başlıyor. Bu yer ediniyor. Yani böyle tavuğun yumurta üzerinde yer edinmesi gibi, böyle civciv çıkarmak için yer ediniyor. Yani işte bu yer edinmeler çok önemli. Bu oluştuktan sonra rally başlıyor. Ne kadar sonra? Birkaç ay sonra başlıyor. Belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay. Onu biz bilemiyoruz. Ama başlıyor mu? Başlıyor. Peki burada tutunamazsa ne olur? Bir alt çizgide tutulur. Bakın, bu zaten şöyle söyleyeyim. Mesela ARD yazılımı bakalım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi, bakın bu daha yataya bağlayamamış. Yani burada daha kararsızlık var. Bakın, burada kararsızlık, burada kararsızlık, burada kararsızlık. Bakın, ben size rally dediğim şey şu oluyor. Bakın, bu kararsızlık düşüyor, düşüyor, düşüyor. Burada artık yataya geliyor. Bakın, görüyor musunuz? Bu yatayda bir iki ay alıyor. Ondan sonra bir rally başlatıyor. Bakın, burada daha kararsız, daha düşebilir. Yani şuralarda bir daha bir denge arar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada aslında çok rahat bir şekilde bunun ne olacağını, nasıl olacağını anlayabiliriz. Bakın, burada bir kararsızlık var. Niye? Yatayda bir denge. Bakın, şu yatayda şu Bollinger bantlarının yatayı sıkılaştırması lazım. Hem yataya dönmesi,
hem de birbirine yaklaşması lazım. Yani şu üst bantla alt bant birbirine yaklaşacak, yatay olacak, yaklaşacak. Yani böyle inerken, bakın şöyle inerken yaklaşma değil. Bu yataya bağlayacak. Bu çizgi dümdüz yatayda olacak ve birbirine yaklaşacak iyice. Ondan sonra şey geliyor. Rally ondan sonra geliyor. Mesela NT gaza bakalım. Yani şu an için bizim borsamıza bakın, bu da gelmedi. Çok düştü hocam, işte bu kadar düştü. Adam diyor ki bak buradan bir düştü diyor. Bilmem ne kadar düştü diyor. %50 gitti diyor paralar. E şimdi benim dediğim oldu mu arkadaşım? Olmadı. Bak ben ne dedim size? Bakın burada yatay oluyor değil mi? Yatay oluyor, sıkışıyor. İyice sıkışıyor. Burada başlıyor rally. Gördünüz mü? Bakın bu rally'nin baştan, bak otomatik yapalım. Rally'nin başlama yerlerine çok dikkat edin. Niye? Yatayda sıkışma olacak. Bakın burada yatay mı sıkışma? Yok. E daha bu altta dengelenecek kardeşim. Belki biraz üste çıkacak, daha alta inecek derken sonra denge. Yani dengelenme olduktan sonra ben bunu burada almışım. Bekleyeceğim kardeşim, 6 ay bekleyeceksin. Burada aldıysan bekleyeceksin. Efendim benim gibi burada bıraktıysan hisseyi, şu an geldiysen yine bekleyeceksin. Hani ben dedim ki 6 ay Ocak'ta çıkıyoruz. Bay bay dedik. 25-26 Aralık'ta satmaya başladık. Ocak başında sattık. Bay bay dedik tam buralardan yani. Buralarda, gerçi bu bizde yoktu. NT gazı hiç almamıştık. Rally'yi kaçırdık. Kaçırınca da hiç almadık. Yani şimdi bekleyeceğiz yani. Bu daha olgunlaşmadı. Şu an bizim borsamız olgunlaşıyor. Efendim borsa düşüyor. Düşebilir arkadaşlar. Borsa düşebilir. Bakın borsa düşebilir. Bakın burada seyitler kimya. Görüyor musunuz mu? Bakın yatayda direnmeye çalışmış, direnememiş, bir alt sınırda yine direniyor. Yine direnemezse bir alt sınırı daha var. Bakın bu direnmeler var, bir de buradaki indikatörler var. Buradaki indikatörler bu direnmeyi desteklemesi gerekiyor. Bu şimdi desteklemiyor. Bu en üstlerde gözüküyor. Daha düşebilir diyor. Yani daha altlarda bir denge oluşabilir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dengelemiyor. Bakın bu yataydaki oluşumu bozuyor. Bakın çok sert bir düşüş olmuş. Daha da aşağı döndürüyor. Şu bor, yani şu tam yataya bağlayacak şeyi daha da aşağı döndürüyor aksa. Yani işte diyorum ya, borsa daha da düşerse bu sefer bu kelli felli aksa gibi şirketler düşecek diyorum yani. Yani bizim aldığımız şirketler zaten düşmüş. Bakın burada makine. Bu da yataya bağlama şeyinde. Bağlayamazsa bir alt konumunda. Bakın bu daha düşeceğini ifade ediyor şu grafik. Bu bağlayamadığında bir hafta bir daha denge arayacak. Yani hemen buradan hop diye götürmeyecekler. Böyle bir şey olmayacak. Erbos'a bakalım arkadaşlar. Yani karları aldığımız, bakın bu yataya bağlayamadı. Yani her ne kadar hisseye para giriyor gibi olsa da en küçük sarsıntıda hisse ciddi şekilde düşüyor, bakın yataya daha bağlayamadı. Yani biz buradaki rallileri nasıl yakaladık arkadaşım? Biz buralardan geçen sene parayı nasıl kazandık? Bakın şu yatay çizgilere bakın. Burada bir kararsızlık oluştu. Sonra bir yatay oluştu. Sonra iyice daralma. Daraldıktan sonra biz yatırma. Yani şurada yatırıma giriyoruz. Burada bir zıplama oldu. Geri çektiler. Zıplama oldu. Dayanamadı. Başladı rally. İşte rally böyle oluyor. Şu yataydaki boru olmadan olmuyor arkadaşlar. O olması gerekiyor. Bakın en son ben size şunu göstereyim. Ha onu değil, şöyle göstereyim. Bitcoin'i gösterir. BTC. Biz BTC'ye girdiğimiz zamanı size söyledik değil mi? BTC'ye. Hemen açalım. BTC diyelim. Bakın. Ben size BTC. Yani bizim buraya girip kar almamız şeyle olmuyor arkadaşlar. Yani rastgelelikle olmuyor. Bakın. 12 Ocak'ta, yani 11 Ocak'ta, 11 Ocak'ta biz BTC'ye yatırım yaptık. Dedim ki uçuşa geçmeye hazırlanıyor. 11 Ocak. Bakın 9 tane video çekmişim. Hepsini göstereyim BTC ile ilgili. BTC diyelim. Geçen senekinlere boş ver. Geçmiş videolarım arkadaşlar BTC'yi övmüyor. Bakın geçen senenin videoları BTC'yi övmüyor. Tam tersi, bunlar kumar, çok dikkatli olun diyorum. Yani bela mı olacak, mucize mi olacak demişim. Dolayısıyla bunlar övmüyor. Bakın geçen sene Haziran'da yaptığım videolar var ya, onlar BTC'yi yeriyor aslında ve geçen sene boyunca BTC'ye yatırım yapanlar çok büyük zarara uğradı.
Yani ne oldu? Ben girmem dediğim BTC'ye girdim. Niye? 11 Ocak'ta ben video çekmişim. %40 potansiyelleri gözüküyor. Uçmaya hazır. Ben de demişim ki BTC'ye yatırım yaptım demişim. Yatırım yaptım. Evet, 11 Ocak'ta bunu hissesini videosunu da yaptım. 44 kişi de izlemiş. 11 Ocak'ta ne olmuş? Ben size açıklayayım BTC'ye. Gelin bakalım. 11 Ocak'ta. Bakın BTC bu. 11 Ocak tarihine geliyorum arkadaşlar. Bakın. 10 Ocak, 11 Ocak. Yani benim yatırım yaptığım şura. Tamam mı? Ben hatta 10 Ocak'ın şeyinde yatırım yaptım. Şurada yatırım yaptım. Şimdi ben burada niye yatırım yaptım? Arkadaşım bak. Niye yatırım yaptım biliyor musun? Bu düşüyor. Düşüyor bakın. Yatayda bir boru oluşturuyor mu? Oluşturamıyor. Oluşturuyor mu? Oluşturmaya çalışıyor. Yükselmeye çalışıyor. Oluşturamıyor. 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 Bakın burada şurada gayri şey oluyor. O boru öyle daraldı ki yani yatayda oluşturdu ve çok daraldı. Yani ne kadar da bakın görüyor musunuz? Ne alta inebiliyor ne üste çıkabiliyor. Yani yatayda borusunu oluşturdu. Ve uzun zamandır gelen düşüşünü durdurdu. Bakın burada artık kararsızdı. Bakın burada kararsızdı. Görüyor musunuz? Bakın daha zirvelerden düşe düşe bir hal olmuş. Kararsızdı, kararsızdı, kararsızdı. Burada da kararsızdı. Burada da kararsızdı. Bakın burada yatayda boru oluştu. Ralliye başladı ama çok büyük bir şey olmuş burada. Yani bu kriptolarla ilgili bir sıkıntı oluyor. Ondan dolayı böyle bir vurulma olmuş. Çok büyük bir vurulma olmuş. Bundan neden olduğunu anlayamadım ama burada çok büyük olay oldu kesin. Bu aslında ralliyi burada başlatabilirdi bir ihtimal. Bakın burada ralli başlama şeyi ama burada çok büyük olay olunca çok büyük sertçe geri çekilme olmuş arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Burada bakın alımlar çok artıyor. Dikkat edin alımlar çok artıyor burada. Burada yine bir denge alıyor. Bakın buradan hemen şak diye gidemiyor. Gördünüz mü? Bu kadar düştükten sonra bir korku hakim oluyor. Şak diye gidemiyor. Yine bir yatayda denge arıyor. Bakın burada yine denge, yine bir düşüş. Bakın burada artık yataya bağlamış ve bu yataydaki geçen bir iki haftalık süreç arkadaşlar çok dar bir bantta bakın. Ne kadar daraldıysa o kadar sert kırılır. Benim girişim 11 Ocak. Burada. Şurada. 10 Ocak, 11 Ocak. Yani 17 binlerden ben girdim. 5 iş günü içinde %20 alıp çıktım arkadaşlar. Şuralarda çıktım. 22'lerde çıktım galiba. Sonra bu 30'a gitmesi, şeye gitmesi çok önemli değil zaten. İnsanlar buraya geldikten sonra giriyor. Yani bu burada girmiyor. İyice yükseliyor. Şuralarda giriyor. Ondan sonra bir düşüş yapıyor. Adamlar korkudan satınca buradan adam bir daha alıp götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir kumar var ama bu kumarın da bir şeyi var yani. Biz burada bu kumarı oynarken hissenin yükselme ihtimali %95 olduğu noktada oynuyoruz. Yani ben burada şu kırmızı noktada gelip ben bu kumarı oynamıyorum kesinlikle arkadaşlar. Bakın bu noktada oynamıyorum. Benim oynadığım nokta bu nokta. Bu noktayı ne zaman yakalıyorsun dersen bir iki senede bir yakalıyorsun arkadaşım bu noktada. En az bir iki sene bekliyorsun, yakalıyorsun. Orada kazanıp çıkıyorsun. Her sene %30 kazanacağına 2 senede böyle bir rally yakala, %40 kazan. %50 kazan çık arkadaşım. Yani sürekli ben çok iyi kazanacağım. Bu buradan alır 100 bine gider. 100 binden tekrar 40 bine gider. Bir iki sene içinde. Oralarda bir daha yatay olursa yine girersin. Ama mantık bu şekilde olmalı. Mantık yanlışsa kardeşim her şey yanlış gider. Yani bugün kazanırsın, yarın kaybedersin. Bir video yaptık işte. Şey dedik ki biz bakın işte böyle tavan tavan giden çimentolara girmeyin diye. Sakın girmeyin bunlara. Bunlarda kumar var. Yani şeyden sonra tavan tavan gidiyordu. Depremden sonra. Ne oldu? 10 liraya gelmiş. 5-6 liraya gelmiş yani. Yukarıdan alan insan için zarar. Evet arkadaşlar mesela hala Odaş Gözde İşbir. İşbir'e bakalım. Bakın. Görüyorsunuz mu? Nasıl bir kumar? Bakın bu aslında bir düşen trend. Düşen trend gibi gösterip burada her şeyi herkesi yanıltıyorlar. Birdenbire tavan serileri başlıyor. Aslında bu yatayda değil yani ama düşen trend gibi ama bu birazcık kumar hissesi arkadaşlar. Bakın nereye gelmiş. Biz buradan aldık, buradan bıraktık. Bir ay içinde %100'e yakın para kazandık.
yine geriye gelmiş. Yani 50'lerden aldık. Yüzlerden sattık. Öyle söyleyeyim. 80'lerden sattık. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın burada da bir şey var. Bakın işte bu yataydaki borular görüyor musunuz? Bu yataydaki boru daralan boru. Yani şey trendini başlar. Bu trend ne zaman bitiyor? İşte arkadaşlar, borsa BIST 100'ün havası değişene kadar bu trend devam ediyor. BIST 100'ün havası değişene kadar. Şimdi Ereğli'ye bakalım. Bakın halen dengeleyemiyor kendini. Görüyor musun? Bunun yatırımı. Bakın burada bir küçük bir daralma olmuş. Burada trend başlamış. Görüyor musun? Bakın bu da yataya sert bir kısa bir şey olmuş burada. Kardemir'e yatırım yapmıştık. Bakın burada yani hisse kendine hiç gelemedi. Sürekli manipülasyonlar. Yok devlet alacak, yok bu olacak, yok böyle çıktı, yok böyle geldi. Bakın şu an bunlar da demir çeliklerde yataya bağlama yok bir senedir artık. Görüyor musunuz? Yani bu daha da düşebilir. Dolayısıyla arkadaşlar yani siz yatırım yapacağınız zaman bir yataya bağlama, bir daralma, boruda daralma görmeniz gerekiyor. Mesela Odaş'a bakalım. Yani bakın burada son bir senedir yataya bağlama şurada başlamış. Bakın görüyor musunuz? Yataya bağlama, sert kırılma. O kırılma sonra hep rally gelmiş. Hep rally gelmiş. Hep rally gelmiş. Sonra da düşmüş. Şu an nerede? Şu an halen yüksekte olabilir arkadaşlar. Yani daha da şuralarda dengelenebilir. Çünkü yataya bağlama şeyi yok orada. Şu an halen böyle çok volatil bir durumda. Böyle şeyler zararı arttırabiliyor. Mesela devaya bakalım arkadaşlar. Bakın burada da bir durum oluşmuş yani. Şu daraldığı nokta arkadaşlar alarm veriyor. Ya aşağı patlayacak ya yukarı patlayacak. Ancak bu çok aşağıları patladıysa, yani çok ucuz hale geldiyse %99 ihtimal yukarı patlayacak. Yani çok ucuz hale geldi. Şimdi bu düştü, düştü, düştü. Buralarda yataya bağlayacak. Bakın şu çizgi hizasında yataya bağlayacak. Daralacak. Belki bu 2-3 ay sürecek. Yani Mayıs'tayız. Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani Temmuz belki Eylül'den sonra şey yapacak. Belki Temmuz'da olacak. Yani seçim olduğu için arkadaşlar yani o seçimin sonuçları da etkileyecek. Ondan sonra o işlemi yaptıktan sonra bir rally başlatacak. Zaten bizde de çok yüksek miktarda bir enflasyon olduğu için hisselerde enflasyona ayak uydurmaya çalışacak arkadaşlar. Bugün çok güzel hisseler var burada. Arkim var. Görüyor musunuz? Kendini düzeltemiyor. Bakın otomatik yapalım. Yani bu Arkim kendini düzeltemiyor. Bakın şu yataya bağlayacak desem işte kendini bir düzeltecek desem bakın düzeltemiyor yani. Makine, Airbus, Cedza. Yani kendini düzeltemiyor. Bakın bu o kadar düşmüş ki arkadaşlar şu çizgi ölü çizgi. Yani şu ölü çizginin de altına düşmüş. Halen kendini düzeltemiyor. Bakın Cedza ambalaj. Yani hiç sağlıklı bir şeyi yok yani şey hisse. Evet arkadaşlar yani hisseler böyle. RT laboratuvarına bakarız. İşte RT laboratuvarı arkadaşlar teknik olarak alabileceğimiz bir hisse. Teknik olarak yani teknik olarak. Şimdi nasıl oluyor teknik? Bakın burada bunun yaptığı harekete bakacağız. Bakın bu yataya bağlıyor gibi yapmış. Aşağı kırmış, 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 kırmış. Bir anda yükseğe vuruyor. Bir anda aşağı buradan dönüyor. Ha, bunun yataya bağlama olayı sıkıntılı. Bakın buralarda rally verdiği noktalar yataya da bağlayamamış. Bakın şurada yataya bağlıyor gibi yapmış. Rally'yi hızlıca başlatmış. Burada da daha yataya bağlayamadan rally başlatmış. Yani burada öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Anormal bir şeyler oluyor. Bakın şöyle geldi ya düşüyor gibi yapıyor. Aslında siz bakın şunu göstermeye çalışıyorum. Aslında düşüyor gibi yapıp burada hisse yani hacim yükseldiği an siz atlamanız gerekiyor. Hacim yükseldi yani. Bakın hacim yükseldi atlamış sonra rally getirmiş. Yine düşüyor, 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 düşüyor. Burada hacim yükseldi an yine. Yani aslında bunun rally'sini takip etmek o kadar çok zor değil. Ha, bu yataya bağlamak istemiyor. Niye? Bu sabırsız yani o yatay süreci de geçirmek istemiyor. Birileri geliyor bunu pat 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 yukarı götürüyor. Nasıl geliyor? İşte burada hacimle görülüyor bundan geldi. Bak şimdi kardeşim geldin buradasın. Bakın buradasın geldi. Bak bu böyle yataya bağlamak istemiş, bağlayamamış. Birileri gelmiş, o gelenler geri çekilmiş arkadaşım. Yani bu demek ki olgunlaşmamış. Yani bu daralmadıktan sonra girilmez. Bakın şu dar değil şu an.
Bakın burada daralıyordu. Oradan bir rally başlamış ve hacim de ciddi olmuş. Burada bir daralma yok. Ancak borsamız kötü olduğu için bu. Borsa iyiye dönseydi bence buradan rally başlatacaktı. Yani rally dedim de %50, %80 yukarı gidecekti. İşte onu yakalama olayı. Şu an borsa kötü olduğu için arkadaşlar geri çekildi bu hisseden. Yani ne olacak? Biraz daha çekilecek. Ondan sonra yine rally başlatacak. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha çekilecek. Bakın şu şekilde baktığımızda biz yanlış bakıyormuşuz arkadaşlar. Çok yani zoom yaptığımız için o yatayları hissedemiyoruz. Bakın zoom'dan çıktım ben şu an. Daha mantıklı. Bakın görüyor musunuz? O yatayı şu an hissedebiliyorum. Bakın görüyor musunuz? Rally. Hani çok da zoom yaparsan bak burada yataya bağlamamış burada. Çok değişik bir şey yapmış. Burada yataya bağlamış. Daralmış. Sonra bir rally. Bakın o rally ne kadar getiriyor onu da göstereyim. Siz burada binseniz şuraya kadar devam etsiniz. %47 çok iyi bir rakam. Şimdi biz onu %47'ye alacağız mı? Alacağız arkadaşlar. Bakın burada. Buralar artık dip. Bu biraz daha daralırsa arkadaşım. Bakın şu yatay boru biraz daha daralırsa sonra rally başlatır. Nasıl rally başlatır? Yani şöyle tutun. Ortalamadan %40 çekin. %50 çekin arkadaşlar. Şuraya kadar 12'lere kadar başladı. Şu an piyasa defter değeri 1.4. 2'lere kadar gider. Ancak ne zaman gider bilmiyorum yani. Borsada hava olacak. Yani hava dedim borsanın yükseliş havasına borsa girmesi gerekiyor. Ondan sonra gider. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada yaptığımız teknik analizler neyi gösteriyor? Şu ana kadar yaptığım teknik analizler borsanın bütün hisseler bazında baktığımız zaman borsanın daha olgunlaşmadığı yataya bağlamadı. Yani bütün hisseler hemen hemen yataya bağlar, diplerini yapar. Ondan sonra borsa olgunlaşmaya başlar. Ondan sonra BIST 100 de ona göre hareket çekmeye başlar. Ondan sonra rally'ler başlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hisse yataya bağladı diyelim. Öbürü bağlamadı. Öbürü bağlamadı. Ama öbürü bağladı, daraldı. O rally çekemez kendi başına. Borsa BIST 100 kötüyse o kendi başına rally çekemez. Yatayda devam eder uzunca bir süre. Ama diğerleri de bu sefer düşer düşer düşer. Onlar da o yataya gider. Onlar da o moda girer. Bu moda girenlerin sayısı çoğala çoğala çoğalır. %80'i piyasanın öyle olur. Ondan sonra arkadaşlar rally'ye hazırız demek. Ondan sonra artık BIST 100'e dokunup rally yapmak kalıyor. Yani işte 4.000'den 10.000'e girmek kalıyor. İşte onu hisse bazında yani mesela biz tek fena bakıyoruz. Hisse bazında onu algılamak lazım. Mesela tek fen bu moda giriyor mu? Daha girmiyor. Daha yeni yeni. Bu cim giriyor mu? Girmiyor. Çok oynadılar bunlarla. Bakın yatayda değil, düşeyde hala. Kafein giriyor mu? Yani bakın halen daha anca kendine geliyor. Yani hisseler daha kendine gelemiyor arkadaşlar. Bir ay, 2 aylık bir süreç daha geçmesi gerekiyor. Ondan sonra borsada biraz düşecek gibi geliyor. Ondan sonra artık her şey olgunlaşmış oluyor. O olgunlaşma tamamlandı. Mesela Galatasaray olgunlaşmış. Yani olgunlaşmanın ötesine geçiyor Galatasaray. Yani artık bir bilanço gelecek Galatasaray'da. Ondan sonra o güzel bilançoyla bu daha da daralacak. Yani bu daha da yukarı gidiyor. Daha da daralacak. Artık bu olgunluğun son noktası. Ondan sonra artık kaufma, şu yeşil noktalı çizgiye bakıyorsun. Onun üstüne attığın hemen sen onun üzerine atıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani işte o şeyi yakaladığınız zaman, o şeyi yakaladığınız zaman neyi yakalamış oluyorsunuz? O benim size anlattığım bu öngörüleri yakaladığınız zaman siz o zaman rally başlangıcını yakalayamadım efendim. Millet başladı rally'ye ben sonra gir. Birçok zaten uzmanım diyen kişi sonra giriyor. Ralliler başlıyor. İşte efendim biz yüz daha şurada Kaufman'ı kırmadı. Bekleyelim biraz daha diyor. Bakın. Biz yüz kırmadı Kaufman'ı. Daha da bekleyelim derken %20'si %25'i zaten yükseliyor. Ondan sonra o adam giriyor ama öbür en alttan alan adam 2 kat kazanıyor ona göre. Peki bir de çıkarken de çıkamıyor. Yani çıkarken de ya bak Kaufman'ın altına inmedi bekleyelim diyor. O sertçe bir düşüş geliyor. Bu sefer çıkarken de %10 kaybediyor. Yani demem o ki arkadaşlar yani hem girerken kaybediyor hem çıkarken kaybediyor. Ne oluyor bu sefer? Yani %100'lük bir halde oluyorsa kendisinin kazancı %60 oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz burada
şey yaparken, yorum yaparken, şey yaparken en dipteki hisselerin rallilerini yakalamaya çalışıyoruz. Bakın, bilici yatırım. Bilici yatırım kendine gelmeye başlıyor. Niye? Bakın bu yavaş yavaş yataya sarıyor. Görüyor musun? Yataya sarıyor. Yavaş yavaş kendine geliyor. Artık buralarda kendine bir yer edinecek. Yani daha da aşağı düşer mi? Düşmez diye düşünüyorum ben. Şuralarda bir kendine yer etsin. Yataya bağlayacak. Borsanın iyi halini bekleyecek ondan sonra. Belki uzun bekleyecek. Burada biz girmekte acele ettik arkadaşlar. Belki uzun, belki kısa bekleyecek. Ancak bir noktada rallisini başlatacak arkadaşım. Bir noktada başlatacak. O noktayı bilemiyor. Ama bakın şurada ralli başlatmaları, bakın burada ralli başlatma şeyi olmuş. Şöyle düşüyor gibi yapıp ralliyi başlatamıyor. Sonra bir daha başlatıyor. Ama şu sıkışma olduktan sonra ya aşağı ya yukarı kırılacak. Yeterince aşağı kırıldıysa arkadaşlar, yeterince düştüyse bu sefer yukarı kırılır artık. Arkadaşlar. Bakın işte buradan beri, şu zirveden beri yataya bağlanıp daralma olamadığı için, o hareketi yapamadığı için hep düşüyor. İlk önce sert sert düşüyor, sonra adam diyor buradan alıp gidecek. Yok kardeşim, bakın şu yataya bağlamadıktan sonra bu buradan rally başlatamaz. %10 gidiyor gibi yaparsan buralarda atlarsın, sonra bir vurur aşağı. Böyle baka kalırsın. Bakın şu yataya bağlamadıktan sonra hiçbir şey rally yapamaz. Yani bu kadar düşen bir hisse buradan rally başlatamaz. Bu kadar düşer, sonra gider, sonra bir daha düşer. Bu buradan başlatamaz. Bu buradan rally başlatamaz. Bakın, buradan başlatamaz. Buradan başlatamaz. Buradan da başlatamaz. Üç tane size dip gösterdim. Siz bu dipleri yakalasanız bile buralardan rally başlatamaz. Benim size söylemek istediğim bu rally'nin nereden başlayacağı, Bitcoin'de nasıl biz bunu tahmin ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar şey değil, yani bu tahminlerin doğruluğu %98 arkadaşlar. Bakın. Gözde. İş bir. İş bir de rally'yi nasıl tahmin ediyorsun? Bakın, iş bir. Bakalım. Gösterelim. İş bir. İş bir. Yani normalde ben bunları iş bir. Bakın. İş bir karton kardemir 20 Kasım'da incelemişim. İş bir 20 Kasım'da nasıl bir hareket içindeymiş bakalım. 20 Kasım. Evet, yok biz karları alıp sattıktan sonraki şey değil artık. Bunları biz rallileri söyledik, bu rallileri yakaladığımızı. Ama buralarda kısa sürede iyi para kazanıp çıkabiliyorsunuz. Ancak o ralli zamanında girmeniz gerekiyor. O zaman da çok önemli. Mesela Özak geliyor. Tamam mı? Sen aldın buradan kardeşim. Düştü. Buraya kadar düştü. Ha düştü. Tepki verecek. Gir buradan. Ralli başlatamaz. Başlatamaz. Yani ralli dedim. Bu gördüğünün de üstüne çıkması gibi başlatamaz. Sonra buraya yakaladın. Hadi yakalayamazsın da yakaladın diyelim. Sistemi o kadar kolay değil yakalamak. Yine başlatamaz. Yine başlatamaz. Yine başlatamaz. Burası da başlatamaz. Bakın bu dip. Burası da başlatamaz. Şu an bugün dip. Burası da başlatamaz. Efendim nasıl başlayacak? İlk önce arkadaşım bu düşmesini tamamlaması için şu aşağı yönlü olmayacak bu boru. Bu yatay yönlü olacak. Sonra bir miktar gidecek. Ondan sonra bu boru daralacak. Ondan sonra rally başlama modu. Şu an başlama modunda değil bu. Bu hissede değil. Bakın burada nasıl başlamış görüyor musunuz? Başlamış, daralmış, daralmış, daralmış. Burada kırılmış. Sonra üst şeye gelmiş. Yine aşağı yukarı demiş. Yine bir kırılma var. Bakın yatayda olması gerekiyor ve şu Bollinger bantları birbirine yakın olması gerekiyor. Yani burada düşerken buraya geldiği zaman ya çok düştü girelim diye düşünmeyin. Bu kadar düştükten sonra arkadaşım bu yukarı rally başlatamaz. Sen buraya düştü dersin, şöyle gider. Sen dersin ki hemen gidiyor yakalayayım buradan bir alırsın pat 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 buraya. Hiç anlayamazsın. Sonra hisseden de çıkamazsın. Sonra daha da aşağı gider. Dolayısıyla arkadaşlar biz acele etmiyoruz. Niye acele etmiyoruz? Borsa buraya geldikten sonra, yani Ocak başında, bundan sonra bir daha rally yapamayacağını ben biliyordum. Rally yapamıyorsa düşecekti. Çünkü çok büyük bir rally yapmıştı. Düşecekti. Nereye kadar düşecek? Hisse bazında bakın biz burada size kaç tane hisseyi açıklık getirdik. Hisse bazında olgunlaşmalar olmadı. Düşüşler. Bakın bunun düşüşünün sonuna gelmedik daha. Bunun düşüşünün sonu yatayda bir borudur.
O boru da bir 2 aylık bir süreçtir. Hani o en kısa 15-20 günlük bir süreçtir o. O da daralmayla sonuçlanır en son. Ondan sonra rally başlar. Şimdi bu daha düşme evresinde. Sen buna girersen daha da düşecek. Anlatabiliyor muyum? Yani olması gereken şeyler arkadaşlar, olması gereken şeyler gözlenmesi gerekiyor. Gözlendikten sonra siz burada yataydaki boruları gördükten sonra siz ancak bir şeye ulaşabilirsiniz. O boruları görmedikten sonra arkadaşım, bakın bu daha olgun. O tam o istediğimiz şey değil ama olgun ama istediğimiz şey değil. Şimdi bunlar güzel bir bilanço getirsin. Ondan sonra yatayda olgunlaşma sürecini bitirsin. Yani olgunlaşma süreci dediğim benim aslında yatayda alıcılarla satıcıların birbirine yenememesi. Yani satıcılar çok satamıyor artık. Alıcılar da çok alamıyor bir noktaya kadar. Yani bu sefer satıcı geliyor, öbür satmaya kalkıyor. Bu sefer alıcı geliyor artık indirmiyor. Birbirini yenilemiyor. Bunlar artık birbirini yenemediği zaman güçsüzleşiyor. O satmaya, o almaya kalkıyor. Böyle artık dar bir şey oluyor. Ondan sonra artık o satıcılar satmaktan vazgeçtiği noktada hem alıcılar alıyor hem satıcılar almaya başladığı noktada rally başlıyor işte arkadaşlar. O nokta çok önemli. İşte o noktaya geldikten sonra yatırım yapılır. Bakalım Doğaç gelmiş mi? Gelmemiş bakın daha aşağıda. Daha kendini anca yani diyor. Galatamin en iyisi. Ki bu yavaş yavaş gelmiş yani. Mesela Egeser. Bizim yatırım yaptıklarımıza bakalım. Kütahya Şeker. Gelmiş mi? Daha gelmemiş arkadaşım. Yani yapacak bir şey yok. Peki niye girdin diye sorarsan girdin kardeşim. %3, %5 zarar var. Yavaş yavaş o noktaya geliyor. Bilici yatırım. Anca olgunlaşıyor. Lokman Ekim. Daha gelmemiş. Bakın daha da düşebilir yani. Tehlikede duruyor ama yataya da bağlayabilir. Kerevitaş. Bakın bu da aynı şekilde daha da bir altta da dengelenebilir. Tehlikeli duruyor. Bu artık olgunlaşma sürecini geçirmiş. Bakın buralarda olgunlaşma süreci işte bizim girdiğimiz 3.15'te rakamlar daha dengeye gelmedi. Şu an 2.80'lerde anca olgunlaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu olgunlaşma sürecine başladı. Egeser. Bakın bu gelmemiş arkadaşlar daha bakın. Bu yatayda bir daralma olacak bakın ama çok ciddi düşüşler. Aksen bakın. Aksen yavaş yavaş dengelenme süreci olabilir bunda ancak bir altta bir daha kademe indirebilir. Yani %5, %10 daha alta inebilir. Tehlikeli duruyor. Yani duruşu tehlikeli arkadaşlar ama yataya bağladı. O yatayda daralma olması gerekiyor. Bakın burada rally başlatması için yatayda daralmış. Görüyor musunuz? Yatayda daralmış. Bakın bu rallyler hep böyle geliyor. Bakın bu yatayda daralma değil. Yatayda daralma burada yapıyor. Rally başlıyor. Sen şu yeşil çizginin üzerinde kaldıkça bekliyorsun. O yeşil çizginin üzerine indikten sonra bırakıyorsun. Yani nerede vedalaşıyorsun? Şu kırmızı şeyler yaktıktan sonra vedalaşıyorsun isteğiyle. Yani bu şekilde yaparsan kazanırsın, çıkarsın. Acı selüloz. Bakın. Bakın bu yatayı oluşmamış bunun. Daralma yok arkadaşlar. Çok büyük bağ. Bunun için hiçbir şey söyleyemiyorum. Bakın burada yataya oluştu. Burada alan rally başladı. Burada bir şey niye? Yani daralma olması gerekiyor. Bakın burada bir daralma oluyor ama bu yatay da değil. Aşağı yönlü bir daralma. Daha da aşağı kırıyor. Burada anca yataya bağlanıyor ama bant çok geniş yani. Bu daralması gerekiyor ileride. Daralmazsa daha aşağıya düşebilir. Monditir arkadaşım. Yani hemen hemen bütün hisselere biz baktık. İşte bu olgunlaşmanın en ileri seviyesi arkadaşlar. Bakın. Mondi tire olgunlaşmanın en ileri seviyesi. Nasıl anladın diye sorarsan işte bakın bu daraldı arkadaşım. Bu daraldı bakın. Geçmiş hareketlerine bakın. Bakın burada daraldı. Burada rally başlatıyor. Rally devam ediyor. Burada çıkış sinyallerinden sonra çıkacaksın. Çıkamadın şu yeşilin altına inince çıkacaksın kardeşim. Ondan sonra alttan yakınca da gireceksin. Alttan yakınca her zaman girmen daha da düşebiliyor arkadaşlar. Ondan sonra işte burada düşmüş, düşmüş, düşmüş. Burada artık yataya vurmuş. Bundan sonra ben bu hissenin daha altlarda dengeleneceğini düşünmüyorum. Yani burada dengeleniyor ya. Bu artık bu şey arkadaşlar. Monditire.
bu en olgunu oldu artık, bu yataya bağladı. Heh. Şimdi yatırımı böyle yapılır arkadaşlar. Monditire'ye geleceksin, Monditire'ye yatırım yapacaksın. Monditire'ye biz yatırım yapmışık ama kaç para kaybetmişik bakalım. Monditire, ha burada. 10 bin lira para koymuşum herhalde ben. Zarardaymışım arkadaşım. %5 zarardaymışım. 5,8 yani. Ben bu hisseyi 5,8 yukarıdan almışım. Nerede o Monditire arkadaşlar? 5,8 yani. Şuradan şuralarda bir yerde benim de maliyet. Ancak arkadaşım bu bir rally başlatırsa bu gördüğü yerin de üstüne gidecek. Yani nasıl olacak diye sorabilirsin. Bu 30, 29 ya, onun da üstüne gidecek. Nasıl olacak diye sorabilirsin. Şöyle olacak. 2,7'ye piyasa defterdi. 2'ye katla bunu. 5'e kadar gittiğini düşün. Hisseyi %100 götür. Eğer güzel bir bilanço açıklarsa daha da o yukarı gider. Şöyle yapalım. Mesela buradan hissenin %100 gittiğini düşün. Şuradan. %100 gittiğini düşünün. Evet, onun üstüne çıkıyor aynen. Eğer bilanço daha iyi gelirse, çok iyi bir bilanço gelirse bu hisse daha da yukarı gider. Yani daha da yukarı gider. Yani şu gördüğü şeyin daha da üstüne gider. Ama kısa vadede değil. Hemen değil yani. Bir borsanın tedirginliği üzerinden atması gerekiyor ve seçim şeyi var. Bu gider. Şu an bu uygun yerlerde. Eğer bunun kazancı bak 17 ya ROA'sı daha yukarı gelmeye başlasın, bakın bu hisse nereye gidecek. Zaten bizim borsaya giriş nedenimiz bu diplere geldiği için oluyoruz. Yani sen bu hisse en dip şuraya görmüş, ben en dipte aldım. Alamazsın kardeşim. Kimisi bunu mesela en zirvesi 29-30 lira diyelim. Kimisi bunu 28'den aldı, 25'ten aldı. Adam buraya gelir, ben 18'den aldım zirvede. Öbürü gel en dipler, öbürü gel ben 16 en dipler, öbürü gel 15 en dipler, öbürü gelir 14,92 en dipler. Yani daha da düşebilir mi? Daha da düşebilir arkadaşlar. Bakın bizim maliyetimiz 16, mevcut fiyat 16,16'dan almışım. Anlatabiliyor muyum? 16,16. Yani şuralardan almışım. Şu Bollinger'ın üst seviyelerinden almışım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani %5 kaybediyorum, %6 kaybediyorum. Ben borsaya giremem, dayanamam diyorsanız yani burası size göre değil. Ben size geçen yaz yaptığım karları anlatmadım. Yani %40 aldım dedim, %40 aldım dedim. Nasıl alıyorum? İşte buradan maliyetleniyorum ben arkadaşım. Benim maliyet şu Bollinger'ın üstü ya, bir rally başlatıyor. %40 dediği şey de şu. %37, 38, 40 olunca satıyorum. 22 bu. Bu kadar basit yani. Yani 16'lı rakamlardan alıyorum, 22'lerden satıyorum. Mesela Kızılbük diyelim. Kızılbük. Geçen sene o kadar söyledik. Bak rally başlıyor, rally başlıyor diye. Bir yıllık bakacağız. Evet, bakın. Rally başlıyor, rally başlıyor diye geçen yıl burada söyledik. Bas bas bağladık. İşte burada rally başladı daha da. Ne oldu? Buradan buraya geldi. 32'ye geldi. Değil mi? 32'ye gelince benim %80 karım vardı. Ama borsa patlayınca %40 karla çıkmak zorunda. Zaten bütün hisselerde bizim hesabımız %40. Peki ben buradaki rally'yi nasıl algıladım? Bakın burada para girişi oluyordu. Buradan buraya para girişi oldu. Hacim girişi oldu. Burada rally olacak dedim. 16-17'lerden aldım. Ondan sonra rally başladı gerçekten. %80 falan arttı. Bakmayın 90'lardan 16'lara inmesi şişmiş. Sonra 16'ya ederine geri geliyor. 16'dan bir daha rally başlatıyor. Biz 16-17 rakamlarında şey yaptık. Maliyet yaptık işte burada. Bakın şurada maliyetimizi yaptık. Şu kavuk yeşil noktanın üstüne atınca aldık. Yani onu aldık. Tam şuraya kadar geldi. %70 kâra kadar geldi. Sonra şuralarda bıraktım. 25 lira da bıraktım arkadaşlar. Yani %34, %35 kârla bıraktım. Sonra ne oldu? Daha da alta geldi. Şu an benim aldığım noktaya gelmiş ve yeşil yakmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir yıllık değil mi? Yeşil yakmaya başlıyor. Peki bu şöyle bakarsak daha iyi olur. Yatayda boru baş, yani yatayda sıkışması var mı şu an bunun? Yok. İşte yatayda sıkışma burada vardı. Bakın şurada oluştu o. Burada girenler, biz şuralarda girdik galiba. Şuralarda yükselirken kavukmanın üstünde girdik. Burada oluştu. Burada oluşmuyor. Burada daha düşüş var.
burada daha düşüş gözüküyor. İşte bu artık bir yatayda bir dengelenme oluşur. Ondan sonra rally yapar bu hisse. Dolayısıyla arkadaşlar gidip de böyle 90-100'lerden alıp da 15-16'ya düşerse çok büyük zarar edersiniz. O şekilde düşünmeyin. Siz en alttan almayın. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.